Ne evet, var? Öfkesini kapıdan çıkaran bir adam var mesela. Yani öfkesini mi artık... Allah aşkına bir izle şu haberi. Yani o kadar hani yuh artık dersin. Hani bu kadar her şeyi olmaz. Diyebilirsin. Her bu şey. Kadar da olmaz. Ben gerekli ifadeleri yapmaya gayret gösteririm ama bu kadar da olmaz. Buyurunuz, ev sahibi kiracı ilişkisinde gelinen son nokta. Bu ev bana babamdan kaldı. Benim evim 2+1. Gördüğünüz gibi tüm kapıların hepsini sökmüş. Adam hem beni dolandırıyor, evime zarar veriyor, kiramı vermiyor. Bir de üstüne üstlük beni tehdit ediyor annemle, benim hayatımla. Kirayı ödemedi, evi boşaltmak için para istedi. Yetmedi, kapıları söküp götürdü. Beste Özkan bundan tam 1,5 yıl önce evini 900 lira karşılığında yalnız yaşayan bekar bir adama kiraya verdi. Kiralar ilk başta yatıyordu ancak pandemiyi bahane eden adam tam 10 ay boyunca kirasını ödemedi. Yok işten çıkarıldım. Yok işte param yok, yok sonra hepsini vereceğim diyerekten vermedi aylarca. Hatta 10 aydan fazla dahi vermemiştir yani. Yukarısı vardır, aşağısı yoktur. Parasını bir türlü alamayan genç kadın kiracısından evi boşaltmasını istedi. Ama kiracı bu kez de evden çıkmak için para istedi. Hem dedim kiramı vermiyorsun, evimi boşaltmıyorsun. Çıkmak için de benden para istiyorsun dedim. Yeni ev tutacağım, yeni ev sahibime işte kira depozito da vermem lazım, nakliyat tutmam lazım diyerekten 3000 lira para istedi. Ardından da tehditler başladı. Benim yaşımı küçük, genç gördü, o yüzden tehditler etmeye başladı. İşte babamın olmaması, beni bu evden çıkaramazsın, annenin evinin adresini biliyorum. Kiracı evden çıkarken evdeki tüm kapıları yerinden söktü. Hatta tuvaletteki klozet ve lavaboyu da yerinden söktü. Bunları da yanında götürecekti ki biz engel olduk. Böyle bıraktığı gibi duruyor. Daha dokunmadım lavaboya. Genç ev sahibinin tek isteği adaletin yerini bulması. Ben bu adamdan para alamayacağımı biliyorum. Adamın vermeyeceğini biliyorum. Kapılarımı yapsın diye bir beklentim de yok. Ben bu adamı hapis yapmasını istiyorum. Yani evi yıkmış desek daha doğru bir yorum olur aslında. Gelinen yani nokta bu işte, ev sahibi kiracı ilişkisinde. Ay, tabii tuğlaları ki... falan da götürseymiş içeriden. Dolap kapakları, mutfak tehdit kapakları. Ediyor ya. Ha? İnanılır gibi değil. Ya bunca zaman evin kirasını... Ya çünkü o parayla geçinenler var. Ki muhtemeldir ki öyle. Tabii ki annemle beraber de bir tane evimizi kiraya verdik. 10 ayda oradan kira gelecek artık kaç gibi parayla işte market alışverişini yapacak, oradan geçinecek, suyunu alacak, makarnasını alacak, domatesini alacak. Ama aylardır kira ödemiyor, bir de tehdit ediyor. Ne dersin? Çok geçmiş olsun, çok çok zor bir şey. Yani evi gerçekten yıkmış, yerle bir etmiş. Bu sadece kapı falan çıkarılması değil gördüğüm kadarıyla. Tabii kiracılara ve müteahhitlerin belli hakları var ama. Kapıyı çıkarıp satıyor mu? Ne yapıyor mesela? Hayır, ne başıma olabilir? Böyle bir şey gelmedi. Böyle bir haber de duymadım. Elbette ki yakalayacaklardır yani güvenlik güçlerimiz. Soruşturmada başlayacaktır. Düşünce tarzı yazıktır çok enteresan. Yani. Zaten bu düşünce tarzına bakarsak eğer insan beyninin nerelere gidebildiğini, ne kadar manyakça, canice, sapıkça çalışabildiğini bu süre içinde cama ciddi sıkıntılar oldu pandemide. Kiramı ödeyemiyorum dedi. Pandemi hani nispeten belli noktaya geldi ama hala ödeyemeyenler var. Ödemeyenler var daha doğrusu. Önümüzdeki dilimlerde bir... zamanlarda çok fazla bu tür haberler değil belki ama bu davaları çok konuşacak. Mutlaka o başka bir şey.